kaplarımı bekliyorum ve şimdi tiramisu'ya geçeceğiz. Bunları kahveye değil de süte batıracağız. Süte mi? Evet, süte batırarak yapacağım. Kahve kullanmayacağım ben buna. Ya kız, bunun bisküvili pastadan ne farkı kaldı ya? Ama hayır, bunda zaten çok yoğun bir kahve tadı var. Tarçın tadı da var. Çok ağır olmasın diye hafif bir tatlı yapıyoruz. Spekulosu internetten araştırdım. Şimdi bu sepikulosuk, bu kıbrosuklu dediğin şey ne ha? Bisküvi. Bu mu yani? Bisküvi işte. Tam bu bisküvi mi? Almanya'da bir bisküvi varmış. O bisküvinin içinde zencefil, kakulev tarçın varmış. Baharatlı ve ağır bir bisküviymiş. Ondan yapılıyormuş. Bu bisküvi de onun benzeriymiş. Aslında sadece bisküvi arkadaşlar. Hele isminin yabancı olduğuna bakmayın. Şimdi orijinal tiramisu'nun bayağı dışına çıktık. Evet. Orijinal tiramisu'yu burada koyduk. Biz oraya gittik. Bisküvisi kedi dili değil, bisküvi kullanıyoruz alt taban olarak. Ama mascarpone peyniriyle yaptık. Evet. Peki muhallebisi orijinal mi? Evet. O aynı mascarpone peyniriyle yaptık. Evet. Türkiye'de biliyorsunuz labne ile de yapıyoruz. Tiramisu biliyorsun İtalyan tatlısı. Bu pişirmeden yapılıyormuş. Senin dediğin çırpı soğukla çırptığımız. Tiramisu zaten soğuk çırpılıyor Kadir'cim. Tadı güzel olsun da varsın çırpsın, varsın pişirsin. Önemli olan lezzetli olması bizim için. Lezzetli olmadıktan sonra ister dağdan aşır, ister bayıdan kaşır. Mascarpone peynirli kremamızı koyuyoruz. Ve bunu iki kat yapacağız bu şekilde. Kız aferin, bak güzel yaptın. Kıvamı falan gayet güzel oldu. Eline sağlık. Ecelemez diyenler utansın. Görsünler gencecik kız nasıl güzel yapıyor. Sonra gençlerin hevesini kaçırıyorsunuz. Sonra evet, işte diyorlar ki biz yapamıyoruz. Şimdi bu et pişiyor efendim, ana yemeğimiz. Bu ete mantar girecek. Bol bol mantar. Sonra krema girecek. Evet, sonra karabiber, bulyon, sonra da tamam. Bulyon ne için? Et mi, tavuk mu? Tavuk. Ete tavuk bulyon. Çok güzel olacak. Niye? Vallahi çok güzel oluyor. Çünkü et bulyonu koyduğumuz zaman acımsı bir tat veriyor. O da onu yumuşatıyor. Tam olabilir, böyle olabilir. Lezzetini mükemmelleştiriyor. Şimdi bu ete mantarı şu an mı ekleyeceğiz? Evet, ama mantarımızı kesmemiz ben gerekiyor. Ben doğrarım onu şimdi sana. Tamam. Jilet gibi bıçaklarımla. Mantarlar küp küp mü, jülyen mi doğranacak? Hayır, şöyle uzun uzun, evet. Böyle mi? Hı-hı. Bir tık kalın doğrayabiliriz ki onlar çok eriyecekler çünkü. Tabii. Siz bilirsiniz. O kadar kibar söylüyorsunuz ki doğramamak mümkün mü? Görmüş geçirmiş kadın canım. Etin altını iyice kıstım bu arada. Hadi bakalım, birazdan mantarlarla da ete dahil olacak. Pirincimiz de orada fışfışlanıyor. Sonra ne var acaba? Çorba blender'a vurulacak. Börülceler tereyağıyla buluşacak. Ve bizim şu ana kadar sadece 43 dakikamız geçti. Bayağı hızlısınız. Hadi bakalım. Maşallah. Sayın seyircilerimiz, tiramisu'muz için bisküvileri modern bir şekilde kırıyoruz. Çok un ufak etmeme gerek var mı? Gerek yok. Tamam, şöyle kırdım. Bunu serviste dökersin diye ayırıyorum. Şimdi dökersem yumuşar hamur gibi olur. Tamam, öyle yapalım. Eğer yumuşaması gerekiyorsa dökeyim. Yok, hiç fark etmez. İki şekilde de veriliyor. O zaman beklesin. Tamam. Şimdi vermeyelim. Şöyle ayıralım kenara. Kadir'ciğim, şu börülceyi yapalım artık. Börülcede hiçbir şey yok. Şimdi tereyağı anlatacak, yağda çevirecek onu değil mi? Onu en son yapayım. Daha bagetleri kızartmam gerekiyor. Baget ne yapacağım? Fransız ekmeği. Tamam, onu da halledeceğiz şimdi. Çorbayı bir blender'a vuralım önce. Bak gel. Çek kameracı. Gel gör. Gel. Gözümüz çorba görsün. Geldim. Şimdi ayrılma bir yer, onu blender'a vuracağız. Hazır mıyız? Hazırız. Kabak, turp, havuç, pırasa, patates. Maşallah subhanallah, ne ararsanız var. Evet, bütün sebzelerimiz blenderdan geçerken efendim, sizler de ekranlarda yazan numaralarımızdan ya da sosyal medya adreslerimizden bizlere başvuruda bulunabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Gelin biraz da burada vakit geçirelim. Yeni sebzeli çorbamız için baget ekmekleri küp küp doğruyoruz. Tereyağı ve pul biber koyduğumuz tavamıza ekmeklerimizi ekleyip çeviriyoruz. Efendiciğim, etimizin içine ne koyuyoruz? Tavuk bulyonu koyacağız etimizin içine ve kremaları ekliyoruz. Sonra da dinlenmeye bırakacağız. İki bulyon mu attınız? Evet, iki tane. Bir de tuz ekliyoruz. Evet. Sadece etin güzel pişmesi lazım. Sosunu güzel yapması lazım. Börülceleri de güzel haşlaması lazım. Çünkü börülceler biraz zor pişen bir sebze. Sarımsağını, zeytinyağını da oranlayabilirse lezzetli olur. Şimdi de kremasını ekliyoruz. Vallahi
Var mı daha Fransa, krema? Daha krema mı istiyor Aymaş kız? Kaç paket krema gitti ona? Ama bu çekecek ya etin yumuşaması için. Bol kremalı. Evet, bol böyle akması gerekiyor. Akışkan olması gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Mis gibi koktu kız bu. Evet. Tabii o bulyonu bana koysan ne güzel koktu. Krema gelsin. Kaç paket krema konuyor bu lan? Şu an neredeyse 4'e yakın koyduk. Bu 5.'miz olabilir. Ay maşallah. Acaba süt koysak mı olur buna? Olmuyor mu? Yok, hiç denemedim. Olmaz diye biliyorum. Ben mesela bu kadar krema çok gider ya, o kremaları açar biraz sütler şöyle sulandırır dökerim ona. Biraz daha göz göz olsun diye. Lara Hanım Fransa'da yaşadığı için kremaya çok alışkın ama biz Türkiye'de bu kadar krema kullanmıyoruz. Bizim evet, Türk yemeklerinde hiç kremalı bir yemeğimiz var mı? Yok. Bir süt çorbamız var bizim. Ve ama... karabiberimizi ekleyeceğiz. Tamam. Ana yemeğimiz bitti diyebilir miyiz? Evet. Pirincimiz kaldı. Pirinç dediğin pilav yani o. Evet evet. Davet sofrasında bence pirinç pilavı artık kalktı. Aman yemeklerin tadına bak. Tamam. Gözünü seveyim. Yalan yanlış olmasın şimdi tariflerimizde. Oo. Ne oldu? Çok tuz olmuş. Gözün kör olmasın. O kadar mı? Bakayım dur. Ben su koyup onun tuzunu alacağım inşallah. Ama bulyon attınız, bir kaşık da tuz attınız. Bence piştikçe emer o. En kötü bir patates atarız içine. Tamam. O emeğe ben zaten biraz tuzu seviyorum. Ama onu tabii yarışmacılar. Buna mı katayım? Yok, buna onu kapatacağım sadece. Çorbamızı biraz sulandırıyoruz. Sebzeler biliyorsunuz yoğun nişasta içeriyordu. Sen bir kıvamına bak, ben ona göre su ekleyeyim. Bence güzel. Tamam, bunun da tadına bak. Ne oldu? Tuzlu gibime geldi bu da. O da mı tuzlu? Kim kız? Allah Allah, bir saniye. Şok üstüne şok yaşıyoruz. Neden? Çorba da tuzlu dedi. Ya da bana öyle gelmiş olabilir. Kadir Bey tadabilir ama yorum yapamaz tabii. Sadece kendime göre baktım tadına. Bunun üstüne en son bu ekmeği de kapatıyorum. Bol kuruyacak o. Daha da mı kızaracak? Aha. Tamam, şimdi ekmek kızarsın. En son ekmekle çorbayı servis edecek yarışmacımız. Üstüne tereyağı azıcık. Şimdi hadi pilavı koy ocağa bakalım. Pilav tenceremiz de burada. Pilavımızı da yapıyoruz. Ardından hızlıca salatamıza ve tereyağlı börülcemize geçeceğiz. 2,5 bardak pirince kaç bardak su koyuyorsun? Ben hiç ölçüyle yapmıyorum. Göz kararı. Göz kararıyla yapacağım. Ben pilavı mesela genellikle soğuk suyla yaparım. 2,5 bardak pirince 3,5 bardak falan su koyuyorum. O gayet güzel bir şekilde emiyor. Tereyağı koyduk, sıvı yağ koyduk. Bu biraz kızarsın, sonra da ters şeriyelerimizi koyacağız. Karşında 4 tane hanımefendi var. Eminim ki yıllardır pilav yapıyorlar. Evet. Sadece o emniyetten emekli olan hanımefendinin adı neydi? Nurcan Hanım. Nurcan Hanım'dan biraz bilmiyorum çok fazla. Hani yıllardır mutfağa girmedim dedi ya. Annesine ne kadar kaptı bilmiyorum. Ama geri kalanlar bence tane tane düşürüdür. O yüzden pilavına odaklanmanı diliyorum senden. Hadi bakalım efendim. Lara'nın bulyona doymuyor ve pilava da 2 bulyon atıyor. Bu arada salata malzemelerimiz de doğranmaya başlandı. İnşallah salataya da bulyon koymaz. Yalnız gel bak. Tane tane pilav dökülüyor. Kız öl biraz kendini. Hanımefendi anlatayım bakalım pilavınızı. Evet, pilavımız tane tane oldu. Hmm. Çok da parlak oldu, mükemmel tamam, oldu. Tamam, onun tarama çorbası gibi karıştı. Anam yaktı Kadir beni, Bey. Gözün kör olmaz. Bak bunu yok, dibi, yok. Dibi alacak. Dibinden karıştır biraz. Dane dane benleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde, gözünde. Can alıcı bir pilav oldu. Evet. Karpaccio da hazır. Şimdi börülceyi at tereyağına. İstiyorsam. Sarımsaklı tereyağlı börülcemize geçiyoruz. Sarımsağını onu hallederiz zaten. O dert değil de tereyağında bir çevirmemiz mi gerekiyor? Evet. Börülceyi ne kadar koydunuz? 2 konserveye yakın koyacağım. Tamam, burada bir konserve var. Bir konserve bir daha tane alalım. Buyurun ilave börülcenizi. Ver bakalım. O çok tuzludur. Biraz suda bekletin bence. O zaman biraz ılık su koyalım. Ne aradınız? O zaman tuzu bu yağın altını kapatayım mı? Tamam. Heh. Dök tuzunu da. Yağın altını kapattım. O burada beklesin. Biz nereye gidiyoruz? Sofraya gidiyoruz. Biz hemen masaya size. Hadi tamam. Geç bakalım. Koş masaya geliyorum. Hadi bakalım. Hop 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 hop. Yalnız tuzlu gitsin diye suya koyduk. Sonra suyun içine tuz attık. Bıdıklar bıdıklar da bıdıklar bıdıklar da. Yine herkese birer tane dil altı. Yarında limon. Allah'ın izniyle hepimiz inşallah şifret valideyiz. Evet, şimdi Lara'cığım masayı kuracağız. Tamam. Buyur bakalım hadi. Şöyle hızlı hızlı Lara, hızlı hızlı. Süremiz geçiyor çünkü. Hemen. Çatal bıçağını da getir Lara'cığım. Şöyle şık güzel bir akşam yemeği olsun. Lara Hanım yapar da şık olmaz mı? Hanımefendinin tarzına bakar mısın? Hiç samimi değilsin inan olsun. Hiç samimi değilsin. Hiç bana samimi gelmiyor hiç. Ben şimdi bir iltifat deseydim ağzımı doldura doldura kız mest olurdu. Şimdi sağa kaşık koyduk.
Çünkü neden? Dışarıdan başlıyoruz, önce çorbamızı içiyoruz. Aa! Patlattı masayı da. Tabii. Kız helal olsun, çok güzel bir masa oldu. Çak! Nereye gidiyoruz? Mutfağa. Hemen tuz attığımız börülceleri efendim tavada çevireceğiz. Onun ardından sarımsaklı yoğurdumuzu yapacağız. Mutfaktan çıkacağız. Kalk şimdi mutfağa gidiyoruz. Buna sarımsaklı yoğurt yapacak mısın sen? Yok Feriha. Ha içine mi koyacaksın? Biraz sarımsaklı yoğurt. Ben zannettim ki sarımsaklı yoğurt onu bir yapacağım. Kere daha suyla yıkayabilir miyiz? Ben yine çok tuz attım ona çünkü. Öyle bir şey yaptın ama. Bugün biraz tuzla ilgili bir sıkıntımız var. Evet maalesef. Açtın mı tereyağın altını? Evet açtım. Tamam atıyorum bunları içine ben şimdi. Sıra tereyağlı sarımsaklı börülcede. Bismillahirrahmanirrahim. Sarımsakları soymamız gerekiyor. Soy sarımsakları. Tamam. Pilav tamam zaten değil mi? Hatta evet pilavımız şurayı tamam. Alayım. Çorba da tamam. Et de tamam. Sen bir de ekmek dedin ya. Nasıl yani? Karpaccio'yu ekmeklere saracağım dedin ya. Evet. Sadece ekmeği kesip arasına mı koyacaksın? Ne yapacaksın? Hayır hayır ben yanında vereceğim. Onlar kendileri üstüne koyup ha, yapmak tamam, zorundalar. Ha tamam ekmek vereceksin yanında. Evet okay. Evet. İstanbul'da Carpaccio'nun yanında ekmek vermiyorlar. İstanbul'u karıştırma sen. Fransa'da o şekilde. Kızarmış ekmek yiyorlar. Bu kadar yeter yiyorlar. Mi? Evet yeter. Tamam ha. Herkese birer dilim. Hadi bakalım sevgili seyirciler son dakikalar efendim. Enem Arat benim de yeni yılın ilk final masasına oturacağız. Biliyorsunuz sabah kahve sohbeti biraz hararetli geçmişti. Bakalım rakiplerimizin Lara Hanım'a karşı yorumları, tavırları ne olacak? Yemekler hakkında ne kadar bilgi edinip geldiler? Lara yemeklerini nasıl savunacak? Hepsi birazdan Enem Arat benim de final masasında olacak. Şimdi sarımsaklarını katıyoruz. Getir bakalım. Doğruyoruz içine. Ha, küçük küçük gülleyecek. Tamamdır. Tamam. Bu da kavrulsun burada. Evet. Tebrik ediyorum. Elinden geleni yaptın Laracığım. En azından panik olmadın. Evet. Her yere yetiştin, masayı da kurdun ve şimdi sıra geldi asıl büyük işe. Nedir? Masada yemeklerimizi savunacağız. Evet. Kadır bakayım onu başına. Onu çok güzel yapmam başına lazım. Dik. Göğsüleri. Kendimizden eminiz. Ben de önlükleri havluları makineye atıyorum. Ardından masada görüşmek dileğiyle. Yarışmacımız Fransızların yedi sebzeli çorbası, süpü setle güğüm, karpaccio peynirli mantarlı süt dana biftek, escalop du vuele krem, pirinç pilavı, tereyağlı sarımsaklı börülce ve spekuloslu tremusuyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.